Benim inancıma göre Avrupa, Türkiye'nin beklentisine olumlu karşılık verecek. Yalnız demin de söyledim, birçok şeyi kriterini ayaklar altına alma pahasına bunu yapacak Avrupa Birliği. İnsan hakları konusu gerekliliktir. Başka şunu söyleyebilirim ki bugün gördüklerim ile seçimlerden önce gördüklerim arasında oldukça fark vardır. Yani koku geliyor, şiddet kokusu var, savaş kokusu geliyor. Bu da benim inancıma göre önemlidir. İnsanların gözlerinin içine baktığım zaman korku görüyorum. Bunu sezinliyorum. Burada şiddet isteyen, savaş isteyen insanlar yok. Bunu isteyen insan görmedim. Eğer yeniden savaş ortamına girilirse yine bu bölgede yaşayan insanların zarar göreceği kesindir. Bunun için insanların yeni sürece korkuyla yaklaştıklarını görüyorum. Kimse savaş istemiyor ama burada savaş kokusu geliyor. Son olaylarla birlikte insanlar kötü bir psikolojinin içine girmişler. Şiddete zemin hazırlayan bir ortam var. Bu oldukça kötü bir durumdur. Bir tartışma süreci yaşanmaktadır. Bu yılın sonuna kadar Avrupa Birliği, Türkiye'ye üyelik için karar verecek. Evet veya hayır, bir karar verecek. Türkiye'nin önünde birçok kriter mevcut. Yerine getirilmesi gereken siyasi kriterler bunlar. Türkiye bu cihette birçok sorununu çözümlememiş durumda. Avrupa'da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını isteyen seslerin yanında istenmeyen birçok ses de mevcut. Yani Avrupa kendisi de Türkiye'nin üyeliği için tek ses oluşturmuş değil. Diğeri, Kürt sorununu Avrupa Birliği nasıl görüyor? Yani diyebiliriz ki Kürt sorunu Türkiye'nin katılımı önünde önemli bir sorundur. Tüm Avrupa'da Kürtlerin yaşadığı her şehirde bu sorun dillendiriliyor. Bu sorun onların yanında her zaman mevcut. Neden? Bu kadar Kürt var ve hala hakları verilmiş değil. Yalnız Türkiye'den başlayabiliriz. O kadar sorun yaşandı. Karışıklıklar yaşandı. Yalnız Avrupa sesini çıkarmadı. Sorun göz ardı edildi. Türkiye'de dil üzerinde yasaklar dururken birkaç dershanenin açılmış olması yeterli bulunabiliyor. Kürtçe yayın konusu var. Devlet televizyonunda haftada bir saat Kürtçe yayın yapılıyor. Avrupa işte Kürtçe yayın diyebiliyor. Ama 20 milyon insanın diline haftada bir saatlik yayına ses çıkarılmıyor. Bunun yeterli olacağı konusunda inancım yok. Kendi bakış açımla bakıyorum, bu nokta bizi ürkütüyor. Türkiye'nin yıl sonunda kesin tarih alacağı yönünde bir beklenti var. Alacağını düşünüyorum. Avrupa Birliği çoğunlukla ekonomi üzerinde duruyor. İnsan hakları ve Kürt sorunun çözümü geriye itiliyor. Şimdi atılmış bazı adımlar var. Örneğin Leyla Zana ve arkadaşları serbest bırakıldılar. Bu gerekli bir adımdı. Yalnız dikkat çekici bir durum var. Leyla Zana ödül almış bir kişidir. Bu insanlara 10 yıllık hapislik durumunun ardından serbest bırakıldılar. Avrupa Birliği onların davasını sürekli izledi. Şimdi serbestler. Yalnız ilk kez çıktıkları bölge turundan, Kürtçe konuşmalarından dolayı kendilerine yeni davalar açıldı. Bu da gösteriyor ki bir taraftan adımlar atılıyor, diğer taraftan da atılan adımların önü tıkatılıyor. Bu bana göre önemli bir çelişkidir. Avrupa Birliği de bu davalar üzerinde durmuyor. Kimse de bir açıklama yapmış değil. Seçimlerde 72 kişiye Kürtçe konuşmalarından dolayı dava açıldı. 73. kişi de bendim. Yalnız Avrupa Birliği parlamenteri olmam nedeniyle benim davam durduruldu. Kurtalan'daki bu davam durdurulmuş ama 72 kişinin davası devam ediyor. Bu da oldukça dikkat çekici bir durumdur. Avrupa bundan da söz etmiyor. Bazı şeyler vardır mutlaka çözümlenmeli. Bazı şeyler de vardır ki kendi tarifi dışında çözümler, cevaplar veriliyor. Bu da önemli bir tehlikedir. Avrupa bu konularda gözleri kapatmayı tercih ediyor. Durum budur. Ağırlıklı olarak ekonomik nedenlere bağlı bir süreç yaşanıyor. İnsan hakları oldukça gerilere itilmiş durumda. Son katılımcı 10 ülke içinde aynı şekilde değerlendirildiler. Ekonomik ve ticari ilişkiler öne çıkıyor.
İnsanlık, insan hakları sorunu, Kürt sorunun çözümü. Bunlar geriye itilmiş durumda. Eleştiriyor, daha önce de eleştiriyorduk, şimdi de eleştiriyoruz. Eğer bir ülke Avrupa Birliği'ne katılmak istiyorsa, her şeyden önce ulusları kabullenmek zorunda. Diğer ülkelerde de benzer durumlar vardır. Letonya'da olduğu gibi. Letonya'da sorunlar var ve hala bu sorunlarını çözümlemiş değil. Yalnızca ilerlemek isteyen Avrupa Komisyonu bu gelişmeleri kulak ardı ediyor. Benim inancıma göre Türkiye ikinci bir çatışma dönemini kaldırabilecek durumda değil. Son 15 yılda doğrusu epey zarar gördüğü ortada. Şimdi hem ikinci bir çatışmalı bir dönemi hem de Avrupa Birliği üyeliği sürecini kaldırabilecek durumda bir gücü söz konusuysa, o zaman bu enerjisini demokrasinin gelişmesi için sarf etse sorun kalmayacaktır. Savaşı harcayacağı paraları kendi içinde demokratikleşme süreci için sarf etsin. İnsanlar ne istiyor? İnsanlar barışın sağlanmasını istiyor. Kendimi söyleyeyim, ben savaş karşıtı bir insanım. Savaş istemiyorum. Ben insan hakları savunucusu bir insanım. Şiddet olmaksızın sorunların çözümlenmesini istiyorum. Irak Savaşı'na karşı çıktık. Irak Savaşı'nın durdurulması için Beyaz Saray'ın kapısında eylem yaptık. Hatta Kofi Annan'ı ziyaret ettik. İsrail-Filistin Savaşı'nı çözmek için Arafat'la da görüştük. Önümüzdeki hafta bir parlamenter arkadaşımla birlikte Kolombiya'ya gidiyoruz. Gerillalar ile hükümet arasındaki savaşı sonlandırmak için başlatılmış bir çalışma var. ...3000 kadın tarafından başlatılan bir çalışma bu. Kolombiyalı gerillalar ile hükümet oturup kendi aralarında barış sağlamak istiyorlar. Bizden de arabulucu olmamız istendi. Toplantılar, konferanslar düzenlenecek. Bizim elimizle barış sağlanmak isteniyor. Kolombiya'da bunlar oluyorsa Türkiye'de neden olmasın? Genç oluşumla birlikte ikincisi ben bir kadınım. Ben kadınların sorunlarının da çözümlenmesini istiyorum. Kadınlar üzerinde bir hayli baskı var. Biz bu baskıların kaldırılmasını istiyoruz. Kadınların sesinin barışla güçlenmesini istiyoruz. Hiç kimse şiddet istemiyor. Kadınlar üzerinde psikolojik baskı vardır. Savaşlar kadınlar üzerinde derin yaralar bırakıyor. Bundan dolayı kadınların eğitilmeleri için çalışmalar yapmak istiyoruz. Kadının toplumda güç kazanmasını istiyoruz. Her şeyden önce ben bir Kürdüm. Bunu inkar etmem mümkün değil. Alman vatandaşıyım ama Kürdüm. Görüyorsunuz ki dilimi de unutmuş değilim. Türkiye'liyim ve aslım da Kürttür. Bu şekilde de kabul gördüğümü de söyleyebilirim. Beş yıl Avrupa Parlamentosu'nda çalıştım. Şimdi Türk basınında da zaman zaman okuyorum. Kürt asıllı Avrupa Parlamentosu üyesi Feleknaz Uca diye yazıyorlar. Bu benim için önemli bir şey. Demek ki kendimizi kendi çalışmalarımızla bu şekilde kabul ettirmişiz. Hem genç hem de Kürt kimliğimle bunları yapabiliyorum. Dikkat çekici bir durumdur. Parlamento başkanıyla İzmir'de karşılaştım ve beni kutladı. Moral bulduklarını söylediler. Biz de bu şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İstiyorum ki daha pek çok genç arkadaşımız izimizi devam ettirsinler. Bizi bu işte yalnız bırakmasınlar. Biz tek başımıza bu yükü kaldıramayız. Bize destek lazım. El ele verip barış ve demokrasi için çalışmalarımızı güçlendirmemiz gerekiyor.